Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum drone olan motosiklet, motosiklet olan drone, uçan motosiklet veya yerde gidebilen drone. Böyle garip bir şey. Bağlan artık. Bağlan. Bağlan. Ben böyle kazıklanmadım bugüne kadar. Çok kazıklandım ama böyle kazıklanmadım. Yok. Oğlum senin yapacağın... Aslında bununla birlikte bir de tekneye dönüşen drone almıştım. O da havalıydı. Ya yani ikisini aynı videoda yaparım falan diye düşünüyordum ama o gelmedi. Takip numarası da yok oldu bir anda. Muhtemelen gelmeyecek. Bu dönemde de sizleri videosuz bırakmayayım diye dedim ben bunun incelemesini yapayım. Ucuz bir şey bu arada. Bu kulağa çok ilginç geldiği için ilgimi çekti ve aldım. İlk önce bir özelliklerine bakalım. Üstünde HD kamera var diyor fakat bu kameradan hiçbir beklentim yok açıkçası. Muhtemelen kötüdür. Wi-Fi ile kontrol ediyormuşuz. Katlanabilir diyor. Hovering position diyor. Yani hovercraft gibi de kullanabiliyor muyuz acaba? Merak ettim şu an. 3 hız ayarı varmış. Tek tuşla geri kaldırdığınız yere indirebilirsiniz diyor. İçinde GPS olmadığı için bunun da düzgün çalışacağını sanmıyorum. Ve headless modu varmış. Kafasız modu. Ne demek acaba? İçine senin yazılımını koymuşlar abi. Şöyle direkt motosiklet şekliyle çıktı kutunun içinden. Şu an pervaneler böyle yatay duruyor. Acaba giderken nasıl gidecek? Hatta pervaneler buralara çarpıyor. İlginç. Açtığımızda drone'dan çok bir hovercraft havası var. Şurada tekerleğe benzer bir şeylerimiz var. Belki de motor modunda bunları kullanmam gerekiyor olabilir. Şu an çalışma mantığını gerçekten merak ettim. Tekerleklerin altında böyle başka tekerlekler de var. Ama bunlar nasıl dönüyor? Kumandamız bu şekilde. Şurada telefonunuzu takabileceğiniz bir alanınız var. Onun dışında standart, ucuz, Çin malı drone'ların hepsinde olan ve hiçbir zaman tam olarak düzgün çalışmayan butonların hepsi burada bulunuyor. Şurada şarj aletimiz ve yedek pervanelerimiz var. Ve son olarak kitapçıklarımız. Kullanım kitapçığına hem iOS hem de Android için QR kodları koymuşlar. Hemen buradan QR kodumu taratıyorum. Uygulamamızın adı FYDUI. Sadece bir kişi puan vermiş, muhtemelen uygulamayı indiren 5. kişi falanım. Ya dünyanın neresinde kim uçan motosiklet alsın ki? Bir ben, bir de buraya puan veren tek kişi. O da büyük ihtimal üreten kişidir. Uygulamamız inerken de hemen ne yapmam gerekiyor ona bakalım. Önce kumandaya pillerimizi takıyormuşuz. 4 pilli yapmışlar. Pillerin yerleri böyle ayrı ayrı, garip. Şimdi ilk önce şuradaki ayakları kaldırmamız gerekiyormuş. Garip çıt çıtlı bir yapıda. Böyle de duruyor. Böyle de duruyor. Motosiklet yapmak için pervaneleri çıkartmamız gerekiyormuş. Ben biraz daha böyle Transformers gibi bir şey bekliyordum açıkçası. Yani böyle manuel olarak bunları takmayı beklemiyordum pek. Böyle olabilir mi ya? Bence böyle değil bu. Bir şeyi yanlış yaptım bence. Bu sefer başardım gibi. Büyük ihtimalle şunların arka tekerlekte olması gerekiyordu ama hemen şuradan pilimizin kablosunu da takalım. Muhtemelen oldu. Işıkları yanıyor. Oh baby. Bir şey ters. İleri basıyorum, geri gidiyor. Telefon uygulamasına bağlanamadım bu arada. İlk önce Wi-Fi'ye bağlanmam gerekiyor olabilir. Bağlandığım gibi video kaydına girdim. Şu an bir kayıt yapıyor ama ben hiçbir şey görmüyorum. Fotoğraf çek dedim. Gözükmüyor. Uygulamanın bir işe yaramadığına neredeyse eminim şu an. Biz buradan bir deneyelim. Ama ters gitme. Kırmadım, bir şey yok. Ha, gidecek. Bayağı hızlı gidecek ama ters gidiyor. Acaba bunun sebebi şey olabilir mi ya? Tekerlekleri ters takmış olmam olabilir mi? Dur, dur. Başardım. Şimdi yere geçelim. Sağ sola dönemediğimize neredeyse eminim. Gülme. Ben bunun motosiklet modunu direkt es geçiyorum. Motosiklet modu bozuk. Üstündeki kamera çalışmıyor. Umarım drone olarak düzgündür ve hovercraft olarak düzgündür. Bu modu drone modudur diye düşünüyorum. Şimdi de drone olarak deneyeceğim. Pervanenin biri dönmüyor. Allah kahretsin.
telefon uygulaması zaten hiçbir işe yaramıyor. Boşuna indirdik. Ve dördüncü pervanemiz kesinlikle çalışmıyor. Tövbe estağfurullah! Bir şeyleri yanlış yapıyorum kesinlikle şu an. Çin malı dronları hiçbir zaman sevemedim. Hovercraft modu bu mu acaba? Ya ne? Sus! Vallahi sus. Çılgın eğlenmiyorum. Şu an daha çok motosiklete benzedi. Durmuyor da dursa. Durmuyor yani. Kumandayı kapattım, durmuyor. Dur lütfen dur. Ben böyle kazıklanmadım bugüne kadar. Çok kazıklandım ama böyle kazıklanmadım. Şimdi drone olan motosiklet olma görevini yerine getiriyor ama çalışmıyor. Sadece düz gidiyor, sağa sola dönemiyor. Düz drone olmayı beceremiyor çünkü pervanelerden bir tanesi, motorlardan bir tanesi hiçbir şekilde dönmüyor. Hovercraft modu var mı yok mu? Hiçbir şekilde belli değil. Galiba var. Öyle bir şeyler yazıyor çünkü ama laf da var. Bir şey yapsın istiyorum. Bir şey olsun istiyorum yani. Oğlum masamı çizdin değil mi bir de ya? Of! Hem bir işe yaramıyorsun hem masamı çizdin. Şu an ne yapıyorum gerçekten bilmiyorum. Ama sanki biraz sakat bir şeyler yapıyorum gibi. Bağlan artık. Bağlan! Bağlan! Bağlandığını sanıyor, bağlanmıyor bile artık. O kadar bozuldu. Bağlanmış aslında. Ama galiba çok düğmeye bastım ben. Bir şey olsun istiyorum. Vaat ettiği bir şeyi yapsın istiyorum. Komple bozdu. Bağlanmıyordu artık. Bağlandığını sanıyor. Kumanda bağlandığı zaman böyle düz renk yanıyor. Yo, ışık çalıştı. Bu çalışıyor. Aa, ters dönünce mi olmuyor? O kadarını anlıyor olabilir mi? Ya bir şey diyeceğim yani şu kadar hiçbir şey yapamayan bir şeyin içinde jiroskop mu var gerçekten? Gerçekten hiçbir şey yapamayan bir şeyin içinde jiroskop var. Kafayı yiyeceğim. İyi, yazın bundan fan yaparız biz. Kırılmıyor bile. Yok. Hah, kırdım. Oh, içinde motor var. LED falan var içinde, ben bunları kullanırım. Biraz stres attırıyormuş aslında ha. Böyle bir şey geliyor insanın içine, ferahlama geliyor. Bakalım bu halde ne yapacak? Oğlum senin yapacağın şu an motorların dördü de çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Yemin ediyorum şu an bu motorların dördü de çalışıyor. Daha çok bir yerlerini kırmak istiyorum ama buralarını kıramıyorum. Alın size motosiklet oldu bakın. Bak bak bak, gaz verince ses değişiyor, gördün mü? Fark ediyorsunuz değil mi? Dördü de çalışıyor. Şöyle kanıtlayayım. Bu ne biçim çalışıyor lan? Çalışıyor ama. Ayrıca bu ledler kesin benim işime yarar. Şu an avunmaya çalışıyorum. İçindeki 10 liralık malzemeyi falan kurtarmaya çalışıyorum ki yani en azından. Ya 51 dakikadır şununla uğraşıyorum ve evet. Uçuramadık. Biraz gittik, biraz. Gidemedim. Yalan söyleme, kendine avutuyorsun. Biraz gittim şimdi. Şey yapma, şurada 3 metre falan gittim düz. Motora bıraktım. Evet. Okey. Motor daha güzelmiş bu arada. Ya en azından gidiyordu değil mi? Sağ sola dönmese de. Bir de kırdıktan sonra pervaneleri çalışır hale geliyor. Bu da ayrı bir güzellik. Üstündeki kamera çalışmıyor. Uygulaması çalışmıyor. Başlık. Uçan motosiklet aldım. Kazıklandım. Gerçekten videoyu nasıl toparlayacağımı hiç bilmiyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bu pil ziyanı, enerji ziyanı, plastik ziyanı, aklınıza gelebilecek her şeyin ziyanı ürünün açıklama bölümünde linkini bulamazsınız. Çünkü böyle kötüye giden videolarda açıklama bölümüne linki bırakınca alta gelen yorumlar şöyle oluyor. Şu kadar liraya kazık almak, Çinliler seni iyi kazıklamış falan böyle hani. O yüzden koymayacağım. Bana koyan koymuş. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anla haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkileşimi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.